19 Eylül 2020 Cumartesi ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 2297, ölü sayısı 6. Nisan ayından bu yana görülen en yüksek rakamlara ulaştık yeniden. Nisan'da günde 6000 vakanın üzerine çıkılmıştı başlarda. R değeri ise 1.16 olarak açıklandı. Bu ne kadar yükselirse o kadar kötü. Test sayısı da rekor seviyeye yükseldi. Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı geçen hafta 1 milyon 120 bin test yapıldığını açıkladı. Vakaların yükselmesinde test sayısının artması etkili elbette ancak bunlar gerçek vakalar. Almanya diğer Avrupa ülkelerine nazaran yine oldukça iyi durumda. Fransa'daki vaka sayıları yeni bir rekora imza attı. 13.215'e yükseldi örneğin. Salgının başında da böyleydi ama sonra birden arttı. Bu nedenle dikkatli olmak lazım. Yöneticiler de dikkatli zaten. Münih'te her sene düzenlenen Oktoberfest bu nedenle iptal edildi. Şehir yönetimi benzer partilerin düzenlenmesini önlemek için de bazı bölgelerde alkol yasağı uygulamaya başladı. Festivali farklı ülkelerden yaklaşık 6 milyon kişi ziyaret ediyordu. Frankfurt Kitap Fuarı da aynı şekilde bu sene fiziki olarak düzenlenmeyecek. Riskli bölgelerden Almanya'ya gelenler 15 Eylül tarihine kadar ücretsiz test yaptırabiliyorlardı. Bu uygulamaya son verildi. 1 Ekim'den itibaren herhangi bir riskli bölgeden gelen kişi direkt karantinaya girmek zorunda. Karantinadan ancak en az 5 gün sonra o da yaptıracağı bir testle çıkabilecek kişi. Belirti göstersin veya göstermesin herkes için bu geçerli olacak. İnsanlar aylar öncesinden sonbahar tatili planladılar. Hop, bir karar alındı. 7 günlük tatil için 12 gün izin lazım. Özetle 1 Ekim'den itibaren riskli bölgelerden Almanya'ya gelenler en az 5 gün karantinada kalacaklar. Ancak 5 gün sonra test yaptırırlarsa ve sonuçta negatif çıkarsa karantinadan çıkılabilecek. Peki Türkiye'nin durumu ne olacak? Bu önemli. Türkiye ayrı değerlendiriliyor çünkü ülkeden çıkmadan test yaptırma mecburiyeti var şu anda. İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'a yönelik seyahat uyarısı kaldırıldı. Ancak Buralardan gelenlere de test var. Çünkü Robert Koch Enstitüsü Türkiye'nin tamamını riskli bölge olarak görüyor. Listede bu 4 şehre yönelik ayrı bir değerlendirme yok. 1 Ekim'den sonra muhtemelen Türkiye'den gelenlere de diğer riskli bölgelerden gelenlere olduğu gibi en az 5 gün karantina artı test şartı uygulanabilir. Bu konuda henüz net bir açıklama yok. Daha doğrusu Türkiye'ye ayrı bir uygulama yapılacak mı? Çıkıştaki test mecburiyeti kaldırılacak mı? şu anda bilemiyoruz. Tatile gidecek olanların net bir açıklama yapılana kadar her ihtimale karşı 1 Ekim'den sonra en az 5 gün karantina artı test uygulanabileceği yönünde hazırlık yapmalarında bu nedenle fayda var. Almanya'daki korona vakalarını izlemek için bir uygulama yapılmıştı. Corona Warn App. SEDU Başkan adayı Friedrich Merz bu uygulamayı tam bir fiyasko olarak niteledi. Bugünlerde Almanya'da çok fazla fiyasko olmaya başladı. En son siren tatbikatı esnasında tüm ülke saat 11'e kilitlenmişti ama birçok yerde siren falan çalmadı. Ona da İçişleri Bakanı fiyasko dedi. Bu nedenle Sivil Savunma ve Afet Daire Başkanı da Almanya'da görevden alındı. Ülke genelinde birçok işletme kapandı. Alışveriş caddelerinde boş dükkanlar görmeye başladık. Ahın şehrinde de Kontinental Lastik Fabrikası, çok büyük bir fabrika, 2021 yılının sonunda kapanmayı planlıyor. Fabrikada çok sayıda Türk kökenlinin de aralarında olduğu 1800 işçi var. Sendika engelleyemezse, siyaset engelleyemezse bu işçiler işsiz kalacaklar. Patronlar her türlü kendilerini kurtarıyorlar. Zaten dev de firmaların milyarları var. En ufak bir şeyde fatura hemen işçilere kesiliyor. Bu insanların kiraları var, kredileri var, borçları var, çocuklarının masrafı var. Ona göre planları var. Devlet bu kadar kolay işçi kovmaya müsaade etmemeli. İşletmeciler düşen ciroları arttırmaya çalışıyorlar. Küçük işletmeciler onlar da zor durumda ilginç yöntemler uygulamaya başladılar. Frankfurt'ta bir kafe örneğin müşterilerinden korona kuveri almaya başladı. Kuver bu lüks restoranlarda servis, çatal, bıçak vesaire için alınan gereksiz bir ücret. Kafede işte 50 cent ile 3,5 avro arası kuver almaya başlamış. Yediğiniz içtiğiniz bu kuverin üstüne ekleniyor onu ödüyorsunuz. Tabi Almanya'da çok yaygın olmadığı için vatandaşlar tepkili. Tayland'da da başkent Bangkok'ta uçak şeklinde bir restoran açtı. Thai Hava Yolları. Burada sadece uçak yemekleri servis ediliyor. Ucuz uçak bileti satan hava yolları var. İşte Türkiye Avrupa hatlarında da oldukça yoğun uçuşlar yapılıyor. Bir şişe suya 20 lira alıyorlar uçakta. Aynı şeyi onlar da düşünebilir. Yani aynı su yandaki uçağa yüklenince orada 5 liraya satılıyor yukarıda. Almanya'ya gelen uçakta 20 lira. İşte bu işinize gelirse. Şimdi bunu yaparsınız da gerçekten ucuza bilet satıyorsanız yaparsınız. İşte kimsenin de gözüne batmaz. Frankfurt'tan Roma'ya 30-40 avroya bilet alabiliyorsunuz çoğu zaman. Bazen daha da ucuza alabiliyorsunuz. Ben bir kere 1 avroya Venedik bileti almıştım. Ama o zaman öğrenciydim. Orada harcayacak param olmadığı için gidememiştim. Biletler yanmıştı. Bizimkiler biz ucuza satıyoruz. Tabi havada sudan para alacağız diyorlar ama tek yön bileti de bazıları 100 avrodan aşağı satmıyorlar. Aslında o da çok ucuz değil. Niye böyle geliyor insanlara? bazı hava yolları çok fahiş fiyatlara sattıkları için. Bu işe devletin bir dur demesi lazım. Damacana suya tavan fiyat var İstanbul'da. Yani kafanıza göre damacana su fiyatı belirleyemiyorsunuz. Uçak bileti için de benzer bir çözüm düşünülebilir. Evet Avrupa ülkeleri genel bir karantina ilan etmeyi düşünmüyorlar şu anda bu gündemde değil. O zaman ekonominin daha büyük bir krize gireceğini sanıyorlar. İsrail aynı fikirde değil. İsrail'de Vaka sayısı günde 5000'i geçince ülkede genel bir karantina ilan edildi. Vatandaşların evlerinden 1 kilometreden fazla uzaklaşmaları da yasak. İşte fırın, eczane ve marketlerin dışında işletmeler kapalı olacak. İşte bu Almanya'da Nisan ayının başında görülen benzer bir manzara uygulamaya geçti. Fransa'ya geçelim. Ülkede vakaların artması sebebiyle kapatılan okul sayısı 89'a yükseldi. Macron Test sayısını arttırmak ve yakalananları izole etmek zorundayız. Mücadeleden başka yapacak bir şey yok diyor. Bir de Türkçe tweet attı bugün. Google'dan çevirdiler herhalde kötü bir Türkçeyle. Çok da net anlaşılmadı. Ancak e, galiba biz diyalog çağrısı yaptık ve Türkiye'de bu çağrıyı duydu demek istedi. E, Oruç Reis araştırma gemisi geri çekilmişti. Onu mu takdir etmeye, anlamaya çalış, anlatmaya çalıştı ama o da net olmadı. Koskoca Fransa dışişleri. Anlaşılan bir Türkçe tweet atamadı. Ülkede yüz binlerce Türk var. Yani bakanlığın kapısının önüne çıkıp birini çevirseniz Türkçe bilen birine denk gelirsiniz. Nasıl böyle hatalar yapıyorlar hayret. Bu arada Fransa'da ekonomi bakanı da koronaya yakalandı. O da bir süre evden çalışacak. Hollanda'dan bir haberle devam edelim. Adalet Bakanı Grapperhaus korona mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Kendi düğününde kurallara uymayan bakana yine Adalet Bakanlığı'na bağlı olan savcılık 390 avro para cezası kesti. Avusturya'dan da tüm Avrupa'yı ilgilendiren bir haberimiz var. Bu da önemli. 10 bin avroya sahte evlilik yaptıran bir şebeke Avusturya'da çökertildi. Oturma izni almak isteyenlere işte ülkedeki vatandaşlarla sahte evlilik yaptırdığı öne sürülen kişiler bunlar gözaltına alındılar. Bu kişilerin bugüne kadar 50'nin üzerinde sahte evliliğe aracılık ettikleri düşünülüyor. Muhtemelen Şimdi bu evliliklerde tek tek incelenebilir. Böyle şeylere bu nedenle girmemek lazım. Eninde sonunda bir şey oluyor. Ortaya çıkıyor. Çok daha zor durumda kalabiliyorsunuz sonrasında. Yani kısa vadeli geçici bir çözüm buldum derken bir de bakıyorsunuz daha büyük bir problemin içindesiniz. Son haberimiz İsviçre'den Bazel Kanton'u maymunların temel haklarının anayasal garantiye alınması için referanduma gidecek. Bunun için gerekli olan 100 bin imza toplandı. Ülkede 100 bin imza toplayan herkes her konuda referandum yapabiliyor. Ülkelerin farklı gelenekleri var hakikaten. Maymunlar konusunda da Çin'de örneğin canlı maymun beyni yiyenler var. Kutlama amaçlı yapıyorlar bunu. Bildiğiniz maymun kafeste zincirle getiriliyor, kafası yarılıyor. Herkesin içinde restoranda bunu güle oynaya izleyip yiyen insanlar var. Tabii ki bu bir işkence, farkı yok. 200 yıl öncesinde de insanlar bu şekilde kafeslerde alınıp satılıyorlardı. Bunların bir son bulması lazım artık. Allah'tan bize böyle saçmalıklar yok. Türkiye'de evde vahşi hayvan beslemek kesinlikle yasak. Maymunlar da buna dahil. Maymun beslemek yasak. Buna rağmen yasa dışı şekilde maymun alıp satanlar oluyor. Ancak bu bir suç. Almanya'da teorik olarak evde maymun besleyebilirsiniz ancak çok ağır şartları var. Hiç iyi bir fikir değil. Bu hayvanların yeri zaten ev değil. Hayvanat bahçeleri de değil. Doğal ortamları. Ormanlarda gezen hayvanı kafese koyup getiriyoruz. Şehirlerde küçücük kafeslerin içerisinde bir daha hapsediyoruz. Niye? Arada sırada canımız sıkılmasın diye gidip bakmak için. Frankfurt Hayvanat Bahçesi'nde maymunlar evi var. Orada bir ayna var. Bakınca kendinizi görüyorsunuz aynada. Üzerinde de dünyanın en vahşi hayvanı yazıyor. Gerçekten de öyle. Maymunlar Osmanlı'da bir ara devlet hizmetinde çalışıyorlardı. Çünkü görme yetenekleri çok güçlüydü. Donanmada gözcülük yaparlardı direk üstüne çıkıp bir gemi gördüklerinde çığlık atarlardı. Bunlar maaşlı hayvanlardı. Tatil hakları vardı. Zengin konaklarda hatta saraylarda bile maymunlar bulunurdu o zaman. Nöbetçi olarak çalışanları vardı. Galata'da maymun pazarında çok yüksek fiyatlarla satılırlardı. Hem maymunlar hem de İstanbul halkı o dönemde mutluydu. 3. Murat dönemine kadar. Bu dönemde bir molla kadınların bu maymunları fena işlerde kullandığı safsatasını ortaya atmıştı. Cuma sonrası öfkeli bir kalabalık Galata'daki maymun dükkanlarını bastı. İstanbul'da binlerce maymun idam edildi bir günde. Tarih kitaplarında o gün İstanbul'da dalında maymun sallanmayan tek bir ağacın olmadığı söylenir. Olayların fitilini ateşleyen kişi maymun keş lakabını aldı. Öldüğünde birçok İstanbul'un kutlama yaptığından bahsedilir. Kitle psikolojisi hakikaten çok farklı bir durum. Normalde maymunları seven insanlar kışkırtılmış bir grup içerisinde kalınca gidip onları asabiliyorlar. İşin farkında olanlar da maalesef 3 maymunu oynuyorlar. Türkçe'de bu görmedim, duymadım, bilmiyorum. Bu şekilde kullanıyoruz 3 maymun deyimini. Ama aslında Japonya'dan Nikko şehrindeki bir tapınaktan geliyor bunlar. Bu tapınakta 14 maymun heykeli var. 3 tanesi insanları anlatıyor. Mizaru, kötüye bakma. Kikazaru, kötüyü dinleme. Kulaklarını tıka, Ivaksaru ise kötüyü söyleme, kötü konuşma. Yani hiçbir şeyi görme, duyma, konuşma değil. Birinin bir açığını, eksiğini görme, duyma. Birinin hakkında dedikodu yapma, kötü konuşma. Yani aslında hep bu üç maymunu oynamak, hatta bu üç maymun gibi olmak gerekir. Daha doğrusu sadece insan olabilsek o da yeter. Hoşçakalın.